Ersil. Gülsima, ne güzel isim. Evet. Merhaba. İfade edebilirsem renklerin beyin ile ilişkisi olması ile ilgili bir sorum olacak. Eğer bu ilişki hakikaten var ise psikolojiyle bağlantılı olarak ne söyleyebiliriz? Yani mesela şu sıralar çokça beyinle zeka ile ilgili araştırmalar yapıyor, okuyor ve izliyorum. Sonra bir öğrendim ki sanırım beyinle bir ilgisi var. Pardon, buraya kesiyoruz. Sarı. Ben sanırım diye okudum. Sonra bir öğrendim ki sarının beyinle bir ilgisi var. Ve ben bir yıldır aldığım eşyalarda sarıya gidiyorum. Bir renge yöneliyorsa bu o rengin temsil ettiği şeyin eksikliğinden, ihtiyacından, yöneliminden mi kaynaklanır? Yoksa biz ilgilendiğimiz şeylere göre o renkleri bilinçli olarak artırmalı mıyız? Yok, öyle değil. Yani diyebilirim genel olarak da. Soruyu anlayabildiysem eğer Gülsimacığım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Renklerin bizim üzerimizde yatsınamaz bir etkisi var. Bir kere bir yere girdiğinde duvarlar kıpkırmızı olsa bir gerilirsin. Bunun sebebi kırmızı kan rengidir. Kırmızı tehlike rengidir. Evrensel bir tehlike ve işte gerginlik işaretidir. Kırmızı rengi gösterdiğimde kadın erkek fark etmez. Testosteron ve adrenalin salgısı artar. Atletik performansla artış görürsün. İnsanların kas güçleri artar vesaire vesaire. Bunların hepsi savaş ya da kaç tepkisiyle ilişkili olmalı diye düşünüyoruz muhtemelen. Mavi renk dünyanın birçok yerindeki insanları hemen bir gevşetir, rahatlatır. Özellikle uçuk mavi, işte gökyüzü tonlarına benzeyen renkler. Bunlar nereden geliyor? Bir kısmını evrimsel mekanizmalarla, antropolojik gerekçelerle açıklayabiliyoruz. Fakat işin bir de kişisel, kişilerin iç dünyasına bakan bir kısmı var. Burası karanlık, kapalı bir kutu. Buna qualia deniyor. Latince orijinal adıyla qualia dediğimiz bir mevzu. Küçükken herkes sormuştur. Aslında öyle bir soru da vardı. Ona da otomatik cevap vermiş oluyorum. Ben YouTube sayfasında yorumlarda gördüm. Yani ben kırmızıya bakınca herkes benim gördüğüm kırmızıyı mı görüyor yoksa ben onlardan farklı bir renk mi görüyorum? Onlar diyelim yeşil görüyorduysa da küçüklükten beri ona kırmızı demeye alışmışsa da biz ikimiz de ona kırmızı diyerek anlaşmamıza rağmen zihnimizin içinde acaba kırmızı yerine başka bir renk görüyor olabilir miyiz? Tarzında böyle uzun değildi ama bu tarz bir soru sormuşlardı. Ona da cevaben bunu bilemeyiz diye bir cevap veriyoruz. Çünkü qualia dediğimiz şey zihinsel iç dünyamız tamamen bize has ve dışarıda kıyaslayabileceğimiz ikinci bir zihin bilmediğimiz için diğer insanların dünyayı nasıl algılayabildiği konusunda hiçbir fikir yürütemeyiz. İsterseniz nörobilimci olun, isterseniz bu konuda 5 tane Nobel ödülü alın, isterseniz beynin en küçük hücrelerine kadar ölçüm yapın. Bunu bilebilme imkanımız yok. Yani herkes dünyayı bizim gördüğümüz gibi mi görüyor? Herkes yeşili, maviyi bizim gördüğümüz gibi mi görüyor? Bunu bilme imkanımız yok. Hal böyle olunca içsel dünyadaki bu yeganelik bize haslık, mesela yeşil renk gördüğümüzde ya da yeşilin bir tonunu gördüğümüzde diğer insanlarla bizim aramızda neden bir duygulanım farkı oluştuğuna da bir açıklama getiriyor. Çünkü muhtemelen içerisi aynı değil. Değerlendirme sistemi aynı çalışmıyor. Çocuklar çok sorar. En sevdiğin renk hangisi? Herkes de başka bir cevap veriyor. En güzel cevap da Ferhan Şensoy'un cevabıydı. Koyu beyaz. Çok severim. Yani her şekilde insanlar farklı renkleri tercih eder. Bunu biliyoruz. Halbuki renk renktir canım. İşte kereviz sevip sevmemek gibi. Yani onun kendi başına bir iyi ya da kötü, beğenir beğenilmez bir tarafı yok. Ama içsel dünyamızda bizim ona atfettiğimiz anlam, o rengin bulunduğu ortamlarda geçirdiğimiz deneyimler, o renge yapıştırdığımız duygusal etiketler, o rengin bizim üzerimizde olan etkisini de aslında belirleyen şeyler. Dolayısıyla kırmızı renk her ne kadar evrensel bir alarm işareti olsa da, işte restoranlarda hep iştah açmak amacıyla kırmızı renk ağırlıklı olarak kullanılsa da, bazı insanlarda korku paniğe, bazı insanlarda aşka sevgiye, bazı insanlarda sakinliğe dahi neden olabilir. Çünkü içsel alemde bunların temsilleri tamamen farklı. Arkadaşımız sarı renge sanıyorum bir tutku geliştirmiş. Olur, normaldir. Yani onun sizin içsel alemindeki anlamını bizim bilmemiz mümkün değil. Anormal bir şeye benzemiyor. Sarı güzeldir ayrıca. Ben de severim. Bir sürü sarı tişörtüm var. Tabii abartıp da evin duvarını, su bardaklarını falan komple sarıya boyamıyorsanız bence bir sıkıntı yok. Sarı iyidir. Fakat çok da fazla iç bayar. Araya biraz böyle yavru ağzı ve pembe. Yani neler söylüyorum ben Allah'ım yarabbim. Hocam bu Van Gogh da sarıyı çok severmiş. Hatta yemeğine falan katıp bir ara yediği söylenir. Sarı boyayı. Sarı boyayı. Bak ya. Çok enteresan. Vallahi canım çekti şu anda yalnız. Hakikaten böyle bir koyu sarıyı böyle. Hatırlarsınız o. Bayağı bir yoğun sarı kullanımı vardır. Evet evet. Zerdeşal gibi falan. Bak demek. Van Gogh'la bir Umwelt örtüşmesi var. Hocam kitabınızda var sarı. Arada, kimsenin bilemeyeceği şeyler. Ben alayım onu bir hemen. Gülsima. Evet Gülsima. Gülsima bu da dolayısıyla konumuz yeri geldi. Benim ilk sarışın. Muhtemelen bak. Ortak bir noktamız var. Sana bir şey olmasın. Aa susamış hocam azıcık gitsin. İç iç. Şöyle çok derin geliyor. Şöyle iç. Kimsenin bilemeyeceği şeyler bunlar. İç. Evet hocam. Kedimizden biraz bahsedelim. Kedimiz Şaziment. Ne bunun adı? Fadik. Fadik. Balkonumuzda Açık Bey'in kadrolu kedisi.
aşağı doğru inmeyi istiyor ama böyle gelip sürtünüyor. Bir normal rutin sevilmeyi de sevmiyor. Bir tuhaf. Yatsana yavrucuğum. Hiçbir şey yemiyor. Kuşbaşı etleri, kıymaları yemiyor. Tek derdi beni sevin. Gelince bizi selamlıyor. Bak, biraz murluyor. Bak gerildi. Sen galiba kedilerle aran hoş değil. Ama seni kediye alıştıralım. Kedi hocam kedimizi de görmüşken hazır. Hayvanlarla ilgili bir soru var. Derya Hanım sormuş. Demiş ki hayvanlar düşünce üretebiliyor diye düşünüyorum. İnsan gibi olmadığından bunu nasıl ifade etmemiz gerekiyor? Hayvanlar düşünüyor. Mesela şu anda burada bir kupa görüyor. Gidiyor içinden işte su içiyor bu arkadaş. Bunu yaparken basit düzeyde bir düşüncesi var. Susadım. Burada su var. İçersem susuzluğum gider. Bu da bir düşünce tarzı netice itibariyle. Fakat bizimki gibi felsefe yapmadıkları için memnun olmalıyız. Zira bu arkadaşlar kendilerinin yaşadığı ortamı ne hale getirdiğimizi biraz derin düşünürlerse fark edecekler. Ve bu durumda hani bizim açımızdan hoş olmayabilir. Kedilerin örgütlenip de ya da efendim sadece kedilerin değil mesela çekirgelerin falan örgütlenip bunu yaptığını düşünün. Dolayısıyla çok enteresan bir şey olabilirdi. Evet hayvanlar kendi çaplarında düşünürler. Hayvan deneyleri yaparken mesela işte bir karanlığa kaçma eğilimi olan fareleri karanlık bir odada ayaklarına elektrik şoku verip korkutuyoruz. Sonra tekrar onları aydınlık tarafa, karanlık odanın kapısının önüne koyuyoruz. Ve hayvanlar içeri girip girmemekte öyle bir tereddüt yaşıyorlar. O kadar çok düşünüyorlar ki içeride karanlık ve güvenli ortam ama ayağıma elektrik veriyorlar. Burada elektrik yok ama burası aydınlık ve rahatsız edici falan filan gibi. İki arada bir derede kalan hayvanları görüyorsunuz. Mesela burada da bir düşünce var. Düşünce bir seviye meselesi. Bizdeki çok daha karmaşık sadece. Hayvanların duyguları, acı çekme yeteneklerinin bizimkinden hiçbir farkı yok. Özellikle memeli canlılar bizimle aynı duygusal beyin bölgelerini paylaştıkları için özellikle duygusal düşünme diyebileceğimiz düşüncede çok derin olduklarını söyleyebiliriz. Zira hayvan besleyen, hatta hayvancılıkla uğraşan ama hayvanlara sadece bir mal gözüyle bakmayan herkes bunu çok iyi bilir. O hayvanların da duyguları vardır, o hayvanların da bir iç dünyaları vardır. Dolayısıyla tamam birbirimizi yiyoruz. Bazı hayvanları öldürüp kesip yiyoruz. Tamam bu da doğanın bir parçası ama yani mesela insan sırf et ihtiyacı için işte günde on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca sığırı katledip işte o etlerin çoğunu çöpe atacak kadar lüzumsuz bir üretim silsilesi içerisinde hababam kendini doyurmaya çalışırken bir taraftan da bunun farkında olursa bence davranışlarımız biraz değişir mi? Yok çok değişmez. Yani bir şey olmuyor. Anlatıyoruz da nereye kadar? Yani insanı doyurmak zor. Binaenaleyh. Ama hayvanların da duyguları ve düşünceleri baya baya var yani. Kedi marketin önünde gelene geçene özellikle erkeklere saldırıyor hocam. İzlemişsinizdir haberlerde kedi. Falan da çıktı. Yok. Kedi, dişi kedi. Adam geçiyor yanından birden bacağına pati atıyor. Üstüne atlıyor falan. Köpek geçiyor köpeğe saldırıyor. Köpek buna geri geliyor sahibi ayıramıyor falan. Hayvanın yavrularını meğer adamın biri almış hocam. Öldürmüş mü, almış mı, kaçırmış bir şeyler olmuş falan. Hayvan o günden beri kedicik. Gelen geçen erkekleri özellikle. Kadınlara hiçbir şey yapmıyor. Saldırıyor. Köpeklere işte, saldırıyor. Annelik delirtmiş onu. Annelik ve evlat hasreti işte var ya. Tavuk civcivlerini korumak için aslana saldırabiliyor. Yani kaybı kesin bir savaş ama annelik böyle bir şey işte. 10 kaplan gücünde. Vallahi dağıtır. Nasıl da tüy döküyormuş bu arkadaşı. Vallahi enteresan. Masa böyle. Post gibi.